Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Son günlerde çocuklarda görülen koronavirüs vaka sayılarında artış iddialarıyla birlikte anne babalar da tedirgin olmaya başladı. Peki çocuklarda artan vaka sayıları neden kaynaklanıyor? Bulaş kaynağı okul mu yoksa aile mi? A Haber muhabiri Ece Altun şimdi bize ayrıntıları aktaracak. Ece Pelin uzmanların yaptığı açıklamalara bakacak olursak genel vaka artışıyla birlikte ve mutasyonlu virüsün yayılmasıyla birlikte aslında çocuklara da bir yansıması var elbette. Ve son haftalarda da hastanelere başvuran çocuk sayısında da bir artış var. Tabii yurt dışındaki çalışmalar 0-9 yaş arası diyor ama Türkiye için uzmanlar bu yaş aralığının geçerli olmadığını söylüyorlar. Yani 18 altından aslında 18 yaş altı her grup yaş grubundan çocukların başvurduğunu ifade ediyorlar ama dediğimiz gibi bunun genel vaka sayısındaki artışın bir yansıması olduğunu ifade ediyor. Türkiye'deki uzmanlar tabi hangi şikayetlerle geliyorlar? Ateş, öksürük, iştahsızlık, halsizlik gibi şikayetlerle geliyorlar. Ama şunu da altını çiziyor uzmanlar. Yine de yetişkinlere göre çocukların iyileşmeleri daha kolay, hastalığı atlatmaları daha kolay. Tabi merak edilen soru da şu. Çocuklar nerede kapıyor virüsü? Okulda mı yoksa ailelerinin yanında mı? Yine verilere, araştırmalara bakacak olursak Türkiye'de çocukların çoğunlukla olarak aile içi bulaştan etkilendiğini söyleyebiliriz. Aslında Okullardaki verilere de bakıldığı zaman yine ailede bulaşın okullardaki verilerden çok daha fazla olduğunu ifade ediyor. Türk doktorlar, araştırmacılar, tabii çocuklar peki nereden kapıyor bu virüsü? Özellikle de aslında şu noktada bir uyarıları var uzmanlarında yine. Özellikle AVM'lerde görüyoruz çocukları. Buralarda daha az vakit geçirmelerini öneriyorlar ailelere. Yine restoran, kafelere gidildiğinde çocuklarla kısa sürede hemen yemeklerin yenilip kalkınmasını istiyorlar. Istiyorlar. Dolayısıyla da aslında çocukların bulaştan bu nedenlerle etkilendiğini ifade ediyorlar ve dediğimiz gibi dışarıda vakit geçirdiği zaman çocuklarla birlikte olabildiğince hızlıca işlerinizi halledip oradan ayrılın tavsiyesinde bulunuyorlar ve dediğimiz gibi çocuklar yetişkinlere göre de yine Covid-19'u daha hafif atlatabiliyorlar. Özetle bu şekilde veriler diyelim söz yerinden size bırakalım.